Bugün Amerika'dan bir misafirimiz var, Sayın Erden Eruç. Klipte de izlediğiniz gibi doğaüstü, insanüstü bir mücadeleyle, müthiş tecrübelerle bize bu tecrübeleri paylaşacak. Başkanım, neler söylemek istersiniz öncelikle? Teşekkür ederim Barroso'cum. Değerli misafirlerimiz, platformumuzun 2020 yılı son toplantısına hoş geldiniz. Bu akşam 13. Zoom toplantımızı değerli dostum Erden Eruç ile yapacağız. Davetimi kırmayıp Amerika'dan sunum yapacak olan Erden'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Sözü moderatöre vermeden evvel 2021 yılının hepinize önce sağlık getirmesini diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Ben de şimdi öncelikle kısaca Erden Bey'i sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Erden Eruç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisliği mezunu ve yurt dışında işletme dalında yüksek lisans sahibidir. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri Washington eyaletinde oturmaktadır. Bize 11 saat batıdan şu anda sesleniyor. Küçük yaşlarından itibaren sporla aşina olan Sayın Eruç, Yosemite Vadisi'ndeki büyük duvarların ilk Türk çıkışlarını başarmış. 2003 yılından bu yana doğa sporcusu olarak kendisine yön vermiştir. Tarihte ilkleri başarmış olan Sayın Eruç, bize bu yola nasıl koyulduğunu ve çabalarını toplum faydasına kullanma mücadelesini anlatacak bu akşam. Söz sizde. Buyurun Sayın Erden Eruç. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ekranımı paylaşayım. Görebiliyorsunuz, değil mi? Evet. Tamam. Efendim, herkese tekrar merhaba diyeyim. Adım Erden Eruç. Site adreslerimizi not edebilirsiniz. Size doğa sporculuğuna nasıl başladığımı ve yaptıklarımı ve planladıklarımı anlatmak üzere buradayım. Ben eski mühendisim. Boğaziçi Üniversitesi'nde makine master derecemi aldıktan sonra Ohio State Üniversitesi'ne gittim. Lisanslı çalışmalarım orada sürdü. Sonra piyasaya çıktım. Ve George Mason Üniversitesi'nde 99'da işletme derecesi aldım. Ve bilgi işlem alanında efendim bilgi işlem alanında danışman olarak çalışırken 2002 yılından itibaren yönüm değişti. Babam beni 11 yaşımda Erciyes'e çıkartmıştı ve küçük yaştan beridir sporcuyum. Kürekle okyanus geçen ilk ve tek Türk'üm. Hala böyle. İlk geçişimi 2006 yılında başardım. Ve o günden bu yana 3 okyanus geçişim daha oldu. Toplam 14 Guinness rekorum var. Ve dünyada öncü bir okyanus kürekçisiyim şu anda. Tarihte 3 ayrı okyanus küreklemiş ilk kişi benim. Ve kendi kas gücüyle devralimi başarmış ilk ve tek kişiyim hala. Denizde en uzun geçirdiğim süre Pasifik'te 312 gün. Liste uzun. Milli Olimpiyat Komitesi sağ olsunlar beni takip ettiler. Sportif kariyer dalı büyük ödülü ve fair play ödülleri verdiler bana. Bunlardan bahsedeceğim. Devralem yolculuğum 2007-2012 yılları arasında yer aldı. Devralemin tanımını yapmak gerekirse aynı noktada başlayıp biten bir yolculuk. Dünyanın etrafını aynı yönde kat ediyoruz. Ve en az bir çift antipod noktadan geçiyoruz. Antipod noktalar dünyanın yüzeyinde birbirine zıt iki noktadır. Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu örneğin. Benim yolculuğumda 12 çift antipod noktadan geçtim ben. Yani büyük bir çemberi ortalayan bir çaba oldu. Bunun da tabii sonucu ekvator en az iki kez kesiliyor. İki yarı kürede denk mesafe kat ediliyor. Ve benim yapmak istediğim kendi gücümle ilerlemekti. Dolayısıyla denizlerde yalnızdım. Tandem, bisiklet gibi çözümler kullanılmadı. Ve topluma fayda üretmeye çabaladım. Bunun getirdiği Guinness rekorları 14 adet. Bu tarihte ilk solo
circumnavigation by human power şeklinde geçiyor. Yani kendi gücüyle yalnız başına devralemi, kas gücüyle devralemi başarmış ilk kişi. Yani bunun sertifikası. Bu üç ayrı okyanusu geçen, kürekte geçen ilk kişi sertifikası. Bu da örneğin tek başına denizde 844 gün kariyer toplamı geçirmiş olmamdan ötürü yalnız kürekçiye dair rekor, kariyer toplamı rekoru. Yani ben bir kez daha denize açıldığımda bu 844 gün ilerleyecek, başkalarına daha da erişilmez hale gelecek. Ben kenarda oturduğum sürece ve denize açılmadığım sürece bu rekorun kırılma, başkası tarafından kırılma ihtimali her zaman var. Dolayısıyla benim kürekleri daha asmamam gerekiyor. Bütün bu hayaller 1997 yılında başladı. Bir bilgi işlem laboratuvarında çalışırken Silver Spring'de, Maryland eyaletinde, yani Washington'un banliyosu, duvarda böyle bir harita asılıydı. Amerikalar sağda, Pasifik ortada, Türkiye solda olacak şekilde. Ve ben gider gelir bunun önünde durur. Bir yandan kafamda program yazarken parmağımı sürerdim bunun üzerine. Şöyle bir parmağımı sürdüm bir gün. Yani kendime eve yolculuk dedim. Acaba dedim kendi kas gücümle bunu yapabilir miyim şeklinde konu gelişti. Türkiye'ye varan kişi orada durmaz. Oradan devam eder, başladığım yere dönerim. Böylece kuzey yarı küreyi dolanacak bir fikir çıktı ortaya. Bu bir saplantı haline geldi. 97'den 2002'ye kadar ben bahane ürettim, araştırdım, ettim. İşte bu nasıl yapılır, para nereden bulunur, ne zaman yola çıkacağım, kariyer var, emlak kredisi ödeniyor, ev var, borç var falan. Bahane çoktu, yola çıkılmadı. 2002 yılında kitabını okuduğum Göran Kropp ile tanıştım. Ultimate High diye bir kitap yazmıştı. O kitapta Stockholm'den Nepal'e bisikletle gidip kendi yükünü, dağcılık yükünü çekerek gidip Everest'i tırmanması anlatılıyordu. Meşhurdu. Gelmişti, Seattle'da bir sunum yapmıştı. Orada tanıştık. Ne zaman başlayacaksın, sponsorların var mı diye bana zor sorular sordu. Cevabım yoktu elbet. Sonra ilk defa ve beraber kaya tırmanma şansı edindiğimizde Eylül 2002 yılında düştü ve hayatını kaybetti. Bu beni epey silkeledi tabii o anda ve hayat kısa kararını aldım ve yola koyulma kararını verdim. Kaza Eylül ayında oldu. Kasım ayında Stockholm'da onun cenazesine gittim ve dönüşte uçakta bir kağıt parçası üzerine dünya haritasını çizdim. Altay kıtadaki en yüksek zirveyi işaretledim. Antarktika hariç bunların her birinde, bu her bir zirveye gidecek şekilde plan yaptım. Yoran'ın anısına yapacaktım bunu. O Everest'te kendi yüküyle gitmişti. Kas gücüyle gitmişti. Ben de bu altı zirveye kas gücüyle gidecektim. 2003 Ocak ayında Şubat 1 Şubat'ta yola koyuldum ve kış şartlarında British Columbia, Yukon, Alaska yollarını pedallayıp çivili lastikle Alaska'ya vardım ve dağın eteklerine ulaşıp McKinley zirvesine tırmandım 2003 Mayıs ayında. Devralem sırasında da Kosciuszko ve Kilimanjaro tırmanıldı. Geriye 3 zirve kaldı. Everest, Elbrus ve Aconcagua. Bunları da halletmek üzere yola çıkacağım yakında. Ondan bahsedeceğim size. Bu yolculuğa başlamadan önce bir vakıf kurmaya karar verdik. Seattle'daki arkadaşlarımla Random Over adını verdik. Ellerimi ben önceleri kurarken, parmağımı sürerken işte Türkiye'ye gidecek yolculuğunda Nepal'e varır, işte kuzeyden Everest'e tırmanır, güneyinden iner, Türkiye'ye giderim, ondan sonra da durmam, devam ederim. Everest'in zirvesinden aşacağız. Random Over adı oradan çıktı. Hem dünyanın etrafını dolacağım hem de Everest'in tepesinden aşacağım şeklinde. Böyle Random Over isminin şeyi de o, kaynağı da o. Bu vakfın amacı yapılan yolculuktan edinilen ders ve tecrübeleri paylaşmak, bilhassa çocuklarla paylaşmak ve eğitim amaçlı projeler üretmekti. Ve bu amaçlarımdan bahsettiğimde
şu anda aramızda olan Levent Selamoğlu beni ilk öğretim okullarına Yardım Vakfı ile tanıştırdı ve onlara bağış kampanyaları düzenledik ve yardım ettik. İlk Yer Vakfı'na bu yolculuk sırasında 95 bin dolar civarında bir nakit yardım sağlandı. Batman'da Kızyurdu inşasına katkıda bulunuldu ve bir sürü çalışmalarımız oldu. Gönül ister ki milyon dolarlık bağış kampanyaları olsun ve o kadar desteğimiz olsun. Bu vakıfların problemi tanındıkları kadar ve bağış aldıkları kadar iş çıkarabiliyorlar. Onun dışında onun ötesine gidilemiyor ne yazık ki. Gönül ister ki daha fazla miktarlar söz konusu olsun. Ben 2007 Temmuz ayında Kaliforniya'dan başladım, Bodega Bay'den ve Avustralya'ya gitmek üzere kürek çekmeye başladım. Daha sonra Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde buldum kendimi. Deniz şartları el vermedi, ekvatoru geçemedim o sene. Ve Bismarck Denizi, Papua Yeni Gine güney, kuzeyden güneye aşarak Mercan Denizi'ne ulaşmak, ardından devam Avustralya'yı saat yönünde dolanıp Hint Okyanusu'nu aşıp karşıya Afrika'ya geçmek şeklinde olay devam etti. Bu haritada gördüğünüz kırmızıyla işaretlediğim noktalar tırmandığım zirveler. Diğer maviyle gösterilenler geriye kalanlar. Everest, Elbrus ve Aconcagua Güney Amerika'da hala yapılacak. Şöyle bakarsak, hani düz haritada bakmak ayrı bir şey. Google Earth ile bakmak, kürede bakmak da farklı. Pasifik'i geçtikten sonra Avustralya'ya geldim. Oradan Hint Okyanusu geçildi. Madagaskar'a ulaşıldı. Afrika'ya. Oradan Namibya'ya pedal bastım. Namibya'dan karşıya Venezuela'ya dokundum. Orada 10 gün geçti. Teknenin lojistiğini yaptık. Tekrar açıldım. Karayip ve Meksika Körfezi üzerinden. Louisiana'da karaya çıktım ve karadan başladığım noktaya geri döndüm. O gördüğünüz yeşil çizgi ekvator değil. Bu yolculuğumda ortalamasını sağladım. Büyük çember. Sarı çizgi görüyorsunuz burada. Çapraz giden o ekvator işte. Ortalaması büyük çizdiğim büyük çemberde bu gördüğünüz yeşil çizgi. Teknem 7.1 metre boyunda. 1.80 2 metre kadar eni var ve 2 kişi için tasarlanmış bir tekne. Bunun bir yenisini yapacağım. Kontrplak malzemeyle yapılmış bir tekne bu. Yolculuk sırasında okyanusları kürekle geçtim. Kıyılar boyunca kano ile ilerledim. Papua Yeni Gine'de iki nehir ağzını klasik bu yerlilerin kanolarıyla geçtim. Gerektiğince yürüdüm. Karaları aşmak genellikle bisikletle oldu. Papua Yeni Gine'yi kuzeyden güneye yürüyerek açtım mesela Kokoda patikası boyunca. Uğradığım her yerde yolculuk tabii ilgi çekti. Bu yolculuğun bana nimetiydi bu. Yalnız kalmadım. İhtiyacım olan herkes önüme çıktı ve yolculuğu sürdürebildim. Eğitim amaçlı çalıştım. Uğradığım her ülkede çocuklarla, öğrencilerle buluşmaya çalıştım. Türkiye'ye de uydu telefonuyla eriştim. Okyanusların ortasından, Avustralya'nın bozkırlarından uydu telefonuyla ilk öğretim okullarına Yardım Vakfı, gönüllülere, yatılı ilk öğretim okullarına ziyarete gittiklerinde onlarla telefonla buluşabiliyordum. Uydu telefonuyla arıyordum. Onlar da cep telefonu ve amfi sistemi kurup çocuklarla beni buluşturuyorlardı. Onların sorularını cevaplıyordum. Bu gördüğünüz ak saçlı kişi Orta Doğu Üniversitesi'nde profesör olan Hüseyin Vural'dır. İlk yarın kurucularından ve şu anki başkanıdır. Denizdeyken bilime de katkım oldu. Bu gördüğünüz martı türü, elbette martılar kıyılara yakın yaşarlar.
Bu martı türünü 3000 deniz mili açıkta, Pasifik'te yakaladım, gördüm. Fotoğrafını çekip belgeleyebildim. Bu şimdi belgelenmiş oldu. Larus atresilla denen bir tür. Avustralya'da pedal basarken ilginç trafik işaretleri vardır. Avustralya'daki Nullarbor Bozkırı, Avustralya'nın güney sahilleri boyunca, giden yol boyunca tenha bir ortamdır orası. Ve orada yaban develer var. Ve oraya has kanguru yolda yatabiliyor. Kışın ben yol almaktaydım, oranın kışı. Akşam soğuk olunca gün boyu ısınan asfalta gelip yatıyor bu hayvanlar. Öyle olunca tabii kazaya sebep olabiliyor. Onun için uyarılar var. Oradan Hint Okyanusu'na açıldım. Kenya açıklarında Somali korsanlarının yaptıkları herkesi rahatsız eden bir konuydu. Benim de kaygılandığım bir konuydu o. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla temas kurdum. Babam sağ olsun gitti Deniz Kuvvetleri Komutanımızla buluştu. Ve beni o sıralar oradaki uluslararası filonun komutanı olan Sinan Ertuğrul Amel'imle buluşturdular. Ve e-mail üzerinden Deniz'den ben yazışmaya başladım. Elektronik haberleşme başladı. Ve bana korsanların nerede olduğu ve karşı önlemlerle ilgili bilgi vermeye başladı. Kenya yerine Madagaskar'ın kuzey ucuna yakın geçip oradan güneybatıya ilerlemek üzere mutabık bir karar aldık. Ve ben onların verdiği bilgiler ışığında yeni bir rota belirledim. Ve 30 Ekim 2010 tarihinde de buluştuk denizde. 21 Temmuz 2012'de en sonunda ben başladığım noktadan Bodega Bay'e vardım. Eşim arkada tandem bisikletle bana eşlik etti o son gün. Ve yolculuk bittiğinde, tamamlandığında benim yüzümde bir ferahlık, onun yüzünde bir gurur ifadesiyle arkadaşlarımız bizi karşıladı. Bu Outside dergisinde yılın doğa sporcusu listesine alındım. Guinness merkezi Londra'dadır. Onların editörleriyle buluşup onların elinden sertifikalarımı aldım. Prestij sahibi Keşifler Kulübü, Explorers Club New York merkezidir. Onlar bana liyakat belgesi verdiler. Ve 2013 senelik toplantılarında bunu elden takdim ettiler bana. Benim yolculuğuma verilen bu ödül aslında Nancy'ye de verilen bir ödüldü. Çünkü onsuz bu yolculuk mümkün olamazdı. Ben uzaktayken, ben yollardayken o devi çekip çeviriyordu ve bana destek sağlıyordu. O sene ödül alanlar arasında bu Avatar, Alien vesaire filmlerinin yapımcısı James Cameron da ödül almıştı, madalya almıştı. O Mariana Çukuru'na tek başına inen ilk kişi oldu. Onun sağında da Dan Walsh var. Trieste Batiskafı'yla iki kişi inmişlerdi. Sanırım 60'larda başardılar bunu. Ve Dan Walsh ilk inen iki kişiden biri. Tek başına inen ilk kişi de James Cameron'un yanında. Uzaya ilk çıkan, yörüngeye ilk çıkan John Glenn de oradaydı. Senatör John Glenn. Orada, o da yaşam boyu başarılarından ötürü madalya aldı. Onlarla birlikte sahneyi paylaştık. Washington eyaleti valisi bir taltif belgesi hazırladı. Aynı şekilde Louisiana'ya vardığından ötürü oranın valiliğinden bana bir belge verildi. En altında
okursanız Erden Eruç, "A Louisiana ambassador and do hereby command all citizens of Louisiana to show Erden Eruç respect and honor." Yani verilen belgede diyor ki bütün Louisiana bana saygı ve saygı göstersin ve onurlandırsın. İlginç bir belge. Tabii belge elinde kalıyor insanın. Kişisel karşılıklı ilişkilerle zaten o bana her yerde, dünyada her yerde sunulan bir ödüldü, nimetti. En sonunda en son kırılan rekor, 15. rekor, 2016 yazında Kaliforniya'dan Hawaii'ye kürek çekerek gerçekleşti. 54 günde vardık iki kişi olarak. Louis Bird ile İngiliz Louis Bird. 24-25 yaşındaydı o sıra. Ve babasının logosunu ben, Peter Bird'ın logosunu ben teknemde taşımaktaydım. O babasının anısına bunu yapmak istiyordu. Ve son anda kendisine ekip arkadaşı bulamadığından bana teklif geldi ve bir haftalık hazırlıkla denize açıldık ve bu rekoru kırdık. Vardığımda İngiliz, Türk ve Amerikan bayraklarıyla karşılandık. Bu Hawaii'ye varışımız. Bu da 15. Fastest Row East to West Classic Pair diye 2018 Guinness kitabına girdi. Şimdi altı zirve projesine devam etmek üzere Kuzey Amerika'dan Asya'ya geçmek üzere plan yapmaktayım. Bunun için yeni bir tekne inşa etmekteyim. Eski teknem kontrplaktı. Onca okyanus geçişi yapmış olmama rağmen eğer bir tayfuna yakalanırsam, fırtınaya yakalanırsam Batı Pasifik'te bu teknenin dağılacağından şüphe ediyorum. Dolayısıyla yeni bir tekne yapmakta fayda var. İnşa etmekte fayda var. Oradan karaya çıktığım yerden Tibet'e bisikletle gidip Everest'e tırmanmak niyetindeyim. Oradan Gürcistan sınırında Rusya'daki Elbrus'a tırmanacak. Sonra Türkiye'ye geleceğim. Eğer her şey yolunda giderse bu Mayıs ayında denize açılırım. Ve 29 Ekim 2023'te 100. yılda Türkiye'ye varmış olurum diye ümit ediyorum. Bakalım. Bu geçiş yeni rekorlara vesile olacak elbette. Şu an benim rekorum 934 gün bütün toplam denize geçirdiğim süre. Genel toplam Peter Bird de Louis'nin babası denizde kaybolmuştu 937. günde. Ve onu devralacağım. 844 günlük solo kariyer toplamı rekorumu kıracağım. Ve mesafe rekorları zaten bende. Birçok rekora vesile olacak bu. Ve Ocean Recovery Alliance ile ben temastayım. Onların elçisiyim. Denizlerdeki plastik kirlenmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve doğaya, insanoğlunun doğaya yaptığı, doğaya verdiği tahribatı ve tüketim ekonomisinin sonuçlarını insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu bizim diğer canlıların pahasına biz aslında bir parazit gibi dünyayı kirletmekteyiz. Dünyaya sahip çıkmak, doğaya sahip çıkmak aslında bizim görevimiz olmalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben okyanus geçişlerimde hiçbir şekilde plastik, tabii çöp atmadım denize. Bunların hepsi toplandı, benimle birlikte karşıya geçti. Denizdeyken birçok plastik çöp gördüm denizde. Bu yoğurt kaplarından kahve kaplarına, maşrapalara kadar, ambalaj malzemelerine kadar bir sürü çeşitli malzeme denizde yüzmekteydi. Dubalar olsun, usturmaçalar olsun, balıkçılık malzemeleri olsun. Denizde ben balık tutmaya çalışırken çöp çekiyordum daha çok. Ve benim etrafımda beliren bu canlıların her biri o plastik kirliliğinden nasiplerini almaktaydılar. Örneğin bu kaplumbağa, benizlerde gelen bu kaplumbağa denizde bir deniz anası görse ki yedikleri
besin kaynaklarının ana besin kaynakları bir bunların deniz anaları ve soldaki kavanozda plastik torba görüyorsunuz. Sağdaki kavanozda deniz anası görüyorsunuz. İkisinin arasındaki farkı kaplumbağanın çözmesi mümkün değil. Demek istediğim, soldaki kavanozdaki plastiği gördüğünde bu deniz anası zannedip onu yemeye başlıyor. Yediği zaman kursağında bu sindiremediği bu plastik malzeme kursağını sıkıyor, dolduruyor ve sonuçta açlıktan ölüyor bu yaratıklar. Ve büyük bir problem bu. Şu gördüğünüz Midway Adası'nda ölmüş bir albatros yavrusunun cesedi. Kursağı plastik dolu. Denizde dolanıp geri gelen annesi, babası bu yavruya kursağından kusup balık vermesi gerekirken denizden topladığı plastiği getiriyor, veriyor ve bunlar ölüyorlar. Kursağından çıkaramazsa anne baba bu yavrudan önce ölüyor. Anne baba ölürse bu sefer yavru aç kalıp ölüyor. Hani kaçış yok. Şu gördüğünüz aşağıdaki cesedin içinde 3 tane çakmak var. Denizden toplamış getirmiş ve bunu çıkaramamış sonra kursağından. Ve orada ölmüş kalmış. Albatros'ta film diye bir site adresi var. Oradan seyredebilirsiniz bu filmi, belgeseli. Her sene denizlere 8 milyon ton plastik çöp atılıyor. Bu dakikada bir kamyon dolusu çöp demek. Bunun denizlere varması, gidip kumsala dökmenin ötesinde nehirlere dökülüyor ve bu nehirler alıp çöpleri taşıyor denize. Bu dünyada büyük bir problem. Sadece Amerika'da her gün 500 milyon pipet tüketilmekte. 1 milyon poşet her dakika tüketilmekte. Bununla baş etmek mümkün değil. Bunlar çöplüğe gitmezse nehirlere doluyor. Nehirlerden taşındığı zaman bu çeşit çeşit plastiği ayrıştırmak mümkün değil. 40 binin üzerinde tür plastik üretilmekte ve bunların her birinin ayrı özelliği var. Burada gördüğünüz çocuk sadece pipet toplamakta onca mezbelenin arasında ve bunun hiç kimseye de bir bedeli yok. Doğayı kirletmek bedava. Bu gördüğünüz işte Hong Kong, Tayland, Endonezya sahillerinde tipik bir sahil görüntüsü. Nehirlerin taşıdığı her sağanak yağmurdan sonra muson mevsiminde nehirler kabardığında nehir boyunca atılmış bütün çöpleri alıyor, denize getiriyor. Denizde bunu getirip sahillere, kumsallara seriyor. Bu artık alışılmış bir görüntü olmaya başladı ve büyük bir sorun. Bütün kara parçaları, adalar dahil bütün kara parçalarının doğuya bakan, yani ticaret rüzgarlarına bakan sahilleri, kumsalları bu şekilde mezbelelik halinde. Bütün plastik atıklar oralara seriliyor. Düşünün, denizden gelen bir kaplumbağa bunların arasından geçip o çalıların dibine ulaşıp orada kuma yumurtalarını gömmek üzere orayı eşelemek zorunda ve bütün bu çöpler orayı beton haline getiriyor neredeyse. Bir kumu eşelemekle içinde plastik, ipti vesaire çöp bulunan bir kuma eşelemek arasında dünya kadar fark var. Büyük bir problem bu. Ve bu sadece o gelişmekte olan ülkeler değil. Bu Amerika'da 4 Temmuz'da hemen batımızdaki Ocean Shores, Pasifik sahilindeki kumsal. 4 Temmuz'da onların bağımsızlık günü havai fişekler falan atıp ortalığa çöp seren bir toplum var burada. Ve hiç kimsenin ne yapıyoruz diye kendine sorduğu yok. Bu büyük bir problem. Şimdiki salgının da konuyu daha da kötü hale getirdiğini kabul edersiniz. Her yerde maske var. Bu salgınla mücadelede kullanılan, hastanelerde kullanılan giysiler falan, bunların hepsi plastikten yapılmakta. Ve
bu sentetik malzemeler doğaya saçılıyor. Bunun bir yere kadar gider bu. Ondan sonra önümüz kesilir. Çünkü doğayı kirletmekteyiz. Doğa en büyük bir sorun olacak bu. 2050 yılında dünyada, dünyanın okyanuslarında balıktan çok plastik çöp olacak. Şimdiye kadar istatistiklere göre bakarsak üretilen plastiğin %26'sı paketlemeye de kullanılıyor. Bunun sadece dörtte biri belki yeniden kullanılabiliyor, geri dönüşüm mümkün. Diğerleri çöpe gidiyor. Belediyelerin ürettiği municipal solid waste dedikleri katı atıkların toplamı her sene 2.2 milyar ton. Bunu eğer her sene toplasak Japonya'yı 10 metre çöp ile doldurabiliriz. Bu şehir atıkları, inşaat atıkları da dahil buna, beton vesaire, kereste gibi. Bunların hepsi 10 metre gömebiliyor. 10 metre olimpik platform demek. Olimpiyatlarda bu üstteki dalış platformu 10 metre yükseklik, eğer göz önüne getirmeye çalışırsanız. Senede 320 milyon ton plastik üretilmekte. Bunun ancak belki 15-20 milyon tonu toparlanmakta. Yani %10 altında bir geri dönüşüm var. Diğerleri ya çöplüğe gidiyor, ya yakılıyor, ya da okyanuslara, bir yerlere atılıyor. 4 trilyonluk bir pazar bu. Bu girişle 2050 yılına kadar üretilen çöp, her sene üretilen çöp, sadece Japonya'yı değil artık İspanya'yı ve Yeni Zelanda'yı da 10 metrelik çöpün altında gömecek bir düzeye gelmekte. Petrol ve doğalgaz fiyatları düştü son zamanlarda. Bu da demektir ki geri dönüşümle uğraşmıyor artık millet. Ham plastikle mal üretmek, geri dönüşümle plastiği toparlayıp onu yeniden kullanmaktan daha ucuza geldiği için sürekli olarak piyasaya yeni plastik sürmekteyiz. Ve bunun çoğu, başa çıkamadıkları için çoğu bunun yakılıyor ve hava kirlenmesine sonuç oluyor, sebep oluyor. 4,5 trilyon dolarlık bir pazar bu. Eğer bütün ürettiğimiz malzemeyi yeniden kullanabilsek ve circular economy, yani bu döngüyü, ekonomide bu döngüyü sağlayabilsek ham madde açısından, 4,5 trilyonluk bir pazar bu. Bunun sadece %20'si kullanılabiliyor bu şekilde. Geri kalanı heba ediliyor. %80 bu. Yani 3.2 trilyon dolarlık bir kayıp var. Her sene bunu kaybediyoruz insanlık olarak, insanoğlu olarak. Onca çöp şimdiye kadar Amerika'yı düşünürsek yurt dışına yollanmaktaydı. Yani bir yere kadar gömebiliyorlar, bir yere kadar yakabiliyorlar. Zaten doğa kanunları, buradaki çevre kanunları nedeniyle yakmak genellikle yasak, gömmek bir yere kadar. Bir sürü sınırlama var. Daha kolay olsun diye geri kalan bütün çöplerini yurt dışına bunlar yolluyorlardı. Mavnalarla, şileplerle. 2014 yılında Çin artık biz ithal etmeyeceğiz kararını aldı. Yeteri kadar bizim kendi çöpümüz var. Kendi çöpümüzle kendiniz uğraşın diye. Ve bu plastik çöpleri almamaya karar verdiler. Geri dönüşüm değeri olsa bile. Öyle olunca 2011'de plastik çöpün yarısı Çin'e yollanırken 2014'te Endonezya'ya seyretti bütün bu çöpler. Oraya gidince bu çöplerde genellikle çocuklardan ve kadınlardan oluşan iş gücüyle bunlar ayrıştırılıyor elden geldiğince. Kullanabildiklerini kullanıyorlar. Geri kalanları da ya yakıyorlar ya da denize atıyorlar. Yaptıkları bu. Geri dönüşüm, recycling denilen olay aslında o kadar etkili değil. Yani bu çöplerin çoğu işte poşet, sıcak su kapları, styrofoam denilen bu köpükten yapılan
sıcak çay, sıcak kahve içecekleri için kullanılan kaplar ve bir tek kullanımlık su şişeleri, soda şişeleri falan. Bunlar en büyük sorun. Buna çözüm kendi malzememizi taşımak, kendi maşrapamızı, kendi termosumuzu, kendi çatal bıçağımızı ya da pipetimizi taşımak. Her gittiğimizde ayrı plastik tüketmemek açısından. Şöyle bir bak, her plastiğin ayrı üzerinde geri dönüşüm açısından işareti var. Bu simgeler işte bir numara pet şişe örneğin. Altı numara polistiren dedikleri bu sıcak köpükten yapılan malzemeler. Bu ambalajda da kullanılır. Polistiren sadece köpük değil, bu piknik kapları da aynı şekilde polistirenden yapılıyor. Bu sıcak çay, sıcak kahve içecekler için kullanılanlar da polistiren. Ambalajlarda da kullanılır bu. Bunun sadece %2'si geri dönüşüme tabi. Geri kalanı çöpe gidiyor ya da yakılıyor. Bunun bir çözümü polistiren kullanılmasın, bunu biz yasaklayalım deyip işin içinden çıkabiliyor bazı toplumlar. 114 ayrı belediye sadece Kaliforniya'da polistiren kullanılmasını yasaklamış durumda şu anda mesela. Eğer bir mahalledeyseniz ve her yer temiz ise orada siz de temizliğe riayet edersiniz. Yere ilk çöp atan, camı ilk kıran siz olmazsınız. Bütün camlar sağlamsa, ya içeride birisi varsa diye girip birisi taş atmaz oraya. Ama bir cam kırıksa, iki cam kırıksa orada orası virane. Demek ki içeride kimse yok deyip birilerinin gelip geri kalan camları da indirmesi mümkün. Yani demek istediğim ortama bakıp ona göre davranışlarımızı belirliyoruz insanoğlu olarak. Bundan hareketle Ocean Recovery Alliance bir app geliştirmiş. Bu akıllı telefonlarda kullanılan yazılımlardan biri Global Alert diye. Bu Global Alert'ı kullanarak siz eğer bir kumsalda yürürken ya da doğada bir patikada yürürken ya da nehir kıyısında, göl kıyısında vakit geçirirken eğer çöple karşılaşırsanız, yaygın bir alana yayılmış çöp sorunu varsa, bu çöpün miktarı, çeşidi, yayıldığı alan, temizlemek için kaç kişi gerekebilir şeklinde bilgileri fotoğraflarıyla birlikte paylaşabiliyorsunuz. Onun koordinatlarıyla birlikte haritada beliriyor bu. Ve o civarda oturan insanlar, ne bileyim kulüpler, doğa kulüpleri, yelken kulüpleri, efendim lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, yelken kulüpleri, rotariler falan, belediyeler bunu görüyor ve diyorlar ki işte bu hafta sonu herkes iki çöp torbasıyla gelsin, sahil temizleyeceğiz diye. Yani sahilde görülen çöplerin tekrar denize dönmemesi için yapılan bir art çaba bu. Hiç yoktan iyidir diye düşünürseniz, sonuçta ortalığı temizleyebilirsek herkesin davranışını ve farkındalığını arttırmış, davranışlarını değiştirmiş ve farkındalık yaratmış oluruz diye düşünülüyor. Yaptıkları bir Ocean Recovery Alliance, bunların bir hizmetlerinden biri de şirketlere gidip bu şirketlerin ne kadar plastik kullandığını belirlemek ve eğer plastik tüketimi gerek mutfaklarında, gerek yemek alanlarında olsun, gerek üretim için kullandıkları plastik olsun, eğer bunun miktarını belirleyebilirsek bunu azaltmak için ne önlemler alabiliriz şeklinde düşünmeye başlanılabilir. Ondan sonra birinci senede bunu ölçtük. İki sene sonra geldik, yeniden ölçtük. Aradaki farkı görürsek bu sefer bizim plastik kullanımımız azaldı diye bunu tanıtım açısından kullanabiliriz ve farkındalık yaratabiliriz diye her şirkete gidip böyle bir hizmet verilebiliyor. Bu da tabii geri dönüşüm, mevcut malzemenin yeniden kullanılması, plastik yerine başka malzemelerin kullanılması ya da bu plastiğin daha az kullanılması şeklinde çeşitli kararlar için yön verebiliyor. Örneğin Adidas bu bir adım daha öteye gidip sadece okyanuslardan toplanan plastikten yapılan bir
mamul sundu piyasaya son zamanlarda. Şu gördüğünüz ayakkabı yani sadece denizden kullanılıp temizlenip yeniden işlenen plastikten yapılıyor. Bu da bir yöntem. Bir başka çözüm de böyle köylerde, kasabalarda, ortalıkta saçılmış plastiklerin toplanması ve olduğu gibi hiç ayrıştırmaya gerekmeden bunu kıyma makinesinden geçirip ince kıyıp ondan sonra çeşitli bir ısıtma ve diğer prosesten geçirdikten sonra çimentoya katkı malzemesi olarak kullanılmak. Yani kum gibi, çakıl gibi çimento yapımında, harç yapımında kullanılan katkı malzemesi olarak bunu kullanmak. Bunu %10 katkı malzemesi olarak kullandığınızda dünyanın plastik üretimi senede 340 milyon ton. Ama bunu çimento ve harç gereksinimiyle karşılaştırırsak, yani bu kaldırımlarda olsun, yollarda olsun, inşaatta olsun kullanılan malzeme, dünyada kullanılan betonun sadece %2,5'u bu. 340 milyon tonun hepsini gömsek betona, böyle bir yeni alan açıyoruz plastiği ortalıktan kaldırmak için. Yani betona gömüyorsunuz sonuçta. Şöyle bir karşılaştırmak gerekirse, bu briketin içinde soldaki 10 PET şişenin PET şişeye denk katkı malzemesi var. Yani şu önde gördüğünüz iki avuç katkı malzemesi plastiğe denk, o plastiğe denk ve bu şekilde o 10 şişe ortadan kaldırılabiliyor. Tabii bir de temiz şişe kullanılmayacak. Geri dönüşüm için denizden toplanan ya da sahilden toplanan ya da başkalarının kullanmadığı ikinci el çöp plastik kullanılacak elbette. Bu çöplerin denize ulaşmaması ve ilk başta bunların kontrol edilmesi falan, bunların hepsi elbette ideal. Ancak gerçek o değil. Yani nehirlerde bu denizlere ulaşıyor. O halde bunu nehir ağızlarında yakalamak mümkün. Nehir ağızlarına set çekmek, ağ kurmak ve bunları yakalayıp soruna en azından kısmen bir çözüm bulmak mümkün. Şu gördüğünüz Hawaii'de ben bunu çektim. Hawaii marinasının içine gelen dere ağzını kapatıyorlar. Tabii pahalı yatlar, yat kulüpleri vesaire olunca ortalıkta bu çöp olmasın diye önlem alınabiliyor. Ama gözden ırak yerlerde bu mümkün değil. Ocean Cleanup Project diye bir vakıf var. Bu Deniz Pasifik'teki plastiklerin temizlenmesiyle ilgili projeleri vardı. Epey bir meşhur oldular. Onların ürettikleri projelerden biri de bu. Nehirlerin ortasına bir mavna getiriyorlar. Özel bir mavna bu. İçinde elek vazifesi gören bir kayış da var. Sahilden ırmağın ortasına set çekiyorlar. Yüzer bir set bu. Ne bileyim ben 50 santim 60 santim aşağıya da uzanan bir ağ var altında. Gelen plastik çöpü yönlendiriyor bu yukarıdaki bomba. Oradan aşağıdakine geliyor ve bu aşağıdaki de suyun akışıyla birlikte o mavnanın içine, ağzına yönlendiriyor çöpü. Ve bu nehirden yüzerek gelen çöpün mavnada toplanması için bir çaba bu. Yani o mavnanın içi dolduğunda içini çekiyorlar. Yeni boş bir mavnayı getirip oraya takıyorlar ve bu şekilde o kalıcı bir çözüm. Ocean Voyages Institute bir başka vakıf. Bunlar denizdeki yüzer serseri balık ağlarını toparlamak üzere çabalamaktalar. Pasifik'te, Doğu Pasifik'te, Amerika sahillerinde bunu başarıyla uyguladılar. Her sene gerek oralarda dolanan yelkenler olsun, yarışan yelkenler olsun, millete uydu vericisi verip eğer plastik bu tür serseri ağlarla karşılaşırsanız buna takın bu vericiyi
beraber yüksünler, biz de ondan sonra gidip bunu toplayalım şeklinde bir çözüme gitmeye çalışıyorlar. Bunlar tabii sonradan düşünülen çözümler. Bunların denize denizde dolanmaması için önlem alınması lazım. En baştan çözmek lazım olayı ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu çöp varsa onun toplanması lazım. Ben de yanımda bunlardan Ocean Voyages Institute'den 2-3 tane verici alıp eğer yolda karşılaşırsam, deniz geçişinde, Pasifik'te karşılaşırsam bunu işaretlemek üzere o vericileri taşıyacağım yanımda. Tabii hiç bahsetmediğimiz mikroplastik konusu var. Denize ulaşan bütün plastik denizde sonuçta dalgalarla olsun kırılgan hale geliyor. Zaman içinde güneşin de etkisiyle, ultraviyole ışınlarıyla kırılgan hale gelen bu plastik dağılıyor. Dağılınca da daha ufak parçalara bölünüyor. Bu bir mikroplastik kaynağı. Dün gördüğünüz ufak canlılar, benim denizde gördüğüm bu böceklere kadar hepsi bu plastiği yiyecek zannedip yutuyor ve sonra da ölüyorlar. Bu mikroplastiğin bir başka kaynağı da kasıtlı olarak üretilen mikroplastikler. Microbead dedikleri ufak boncuk gibi. Bunlar iğnenin ucu kadar ufak kürecikler. Scrub dedikleri bu makyaj malzemelerinde derideki ölü deriyi aşındırıcı özelliği var. Bunu kremlere katıyorlar. Deterjanda kullanılması aynen öğütücü etkisi var. Pellet veya flake bu pirinç tanesi büyüklüğünde ham maddedir. Bu nurdle dedikleri. Flake dedikleri de işte talaş gibi özelliği olan, fiziki görünümü olan ham maddedir bunlar. Bunlar konteynerle yollanırlar. Konteyner denize düştüğü zaman bir gemiden, o konteyner dağıldığında bunun hepsi denize çatışılıyor. Bunu toplamak mümkün değil. Karada tire dust dedikleri öğütülmüş araba lastiği. Arabayla siz gidip geldiğinizde o lastik aşınıyor. Resmen silgi kullanırken nasıl silgi kağıdın üzerinde dağılır. Onun gibi araba lastiği de dağılıyor. Bunun hepsi kanalizasyon aracılığıyla akıp denize ulaşıyor bir şekilde. Secondary microplastic dedikleri ikinci mikroplastik. O da işte denizdeki plastiğin dağılmasından ötürü oluşan mikroplastik sorunu. Her çamaşır yıkamamızda bu sentetik ceketler falan var. Doğa sporlarında çok severiz. Biz sentetik malzeme giyeriz. Pamuk giyilmez. Onun her yıkayışımızda oradan bunun kumaşın örüldüğü, yapıldığı elyaflar denize ulaşıyor, bu yıkanıyor, gidiyor. Bütün bu çamaşır makinelerinin elden geçmesi ve yeni filtreler konulması lazım bunların her birine. Her yıkamada 250 bin microfiber, bir ufak elyaf denize ulaşıyor, kanalizasyona atılıyor. Bir başka problem de bütün bu denize ulaşan plastikler çekici mıknatıs gibi görev yapmakta. Kimyasal olarak kimyasal reaksiyondan ötürü bir konsantrasyon oluşmakta. Yoğunlaştırıcı etkisi var. POP dedikleri Persistent Organic Pollutants, yani kalıcı, inatçı, organik kirletenler, atıklar. Bunlar kimyasal maddeler. Bu endokrin sistemini bozan özelliği var bunun. Bu örneği bunun yasaklanan DDT. Artık DDT kullanmıyoruz diyor ya. Çoğu üçüncü dünya ülkesinde hala kullanılıyor. DDT'nin kalıcı etkisi var organizmalarda. PCB dedikleri elektronik devrelerde olsun, boyalarda olsun, ne bileyim ben, diferansiyellerde kullanılan yağlarda olsun, bir sürü yerlerde kullanılan PCB bu tür organik kimyasallardan. Bu denize ulaştığında bunu o ortamda yüzen ufak balıklar bunu emiyor. Onları yiyen işte yiyecek piramitte en yukarıda olan insanoğluna kadar bu sonuçta ulaşıyor. Ve giderek konsantrasyonu artıyor. Ve insanoğluna ulaştığında bunun sağlığı bozucu etkileri var. Yağ dokusunda bu birikiyor. Karaciğerde birikiyor.
pankreasta birikiyor ve kanser oranları giderek artmakta. Kanserin sebeplerinden biri de bu doğadaki kimyasallar. Amerikalılarda bütün plastikte bulunan kimyasalların Amerikalıların vücudunda diyelim %93 Amerikalılar bununla zehirlenmiş durumda ve o kimyasallardan bir türlü uzaklaşamıyoruz. O makroplastik, mikroplastikler konusunda bunun yasaklanmasıyla ilgili ve kanun da geçirildi 2015 yılında. Hala yasaklamak yetmiyor. Yani bir kere bu piyasaya girdiğinde, muamellerde kullanılmaya başlandığında bunun önünü almak epey uzun sürüyor. Ve sigara izmaritlerinden de hiç bahsetmedik. Her sigara izmariti ayrı bir plastik çöp. Öyle düşünmek lazım. Kendi içindeki nikotin vesaire diğer katran gibi zehirleri bir yana koyalım. Kendisi zaten plastik. Ve bunlar da yüzüyor gidiyor, denizlere ulaşıyor. 1900 yılında biz 1.6 milyar idik insanoğlu sayı olarak dünyada. Şimdi 8 milyara ulaştık. 2050 yılına kadar 10 milyarı aşacağız nüfus olarak. Buradan nereye gidilir? Başka alternatifimiz yok. Bu bir dünya. En büyük sorun nüfus artışı. Ve katlanarak artan insan nüfusu şu anda dünya doğasını zorlamakta. Bunu sürdürülebilir değil bu. Asıl kontrol altına almamız gereken nüfus artışı. Yani her eve 3 çocuk mümkün değil, bu sürdürülebilir değil. Ve yaşarken maksatlı yaşamamız lazım. Plastik tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Plastik kullan denildiği zaman bize bunu reddetmemiz, alternatif üretmemiz lazım. Neden plastik kullandığımızı sorgulamamız gerekiyor. Ve her şeyi yeniden kullanmak, tamir etmek ve yeniden onlara yeni bir amaç bulmak şart. Bu plastik malzeme ne kadar uzun süre kullanılabilirse ve ne kadar az kullanılabilirse ve tekrar tekrar ne kadar çok kullanılabilirse o kadar faydalı olacak. Vermemiz gereken karar dünyada yaşadığı organizmalar yapacağız yoksa dünyaya sahip mi çıkacağız kararını vermemiz lazım. Bu karar önemli bir karar. Her birimizin kişisel olarak vermesi gereken bir karar. Toplum olarak da düşünmesi gereken bir konu. Ve diyeceğim tüm bu anlattıklarım, ikinci yarıda anlattıklarım plastik konusu. Bunu denizdeyken işlemek, farkındalık yaratmak ve bu konuda çabalamak üzere ben denize açılacağım. Eminim yaptıklarımı duyacaksınız. Anlatacağım bir şekilde paylaşacağım bunu sitemizden. Eğer her şey yolunda giderse Mart sonuna kadar tekne inşasının tamamlanması gerekir. Nisan ayında teknenin denemelerini yaparım. Mayıs ayında denize açılırım diye düşünüyorum. Kaliforniya sahillerinden Çin'e kürek çekip oradan Tibet'e gitmek şeklinde devam edeceğim. Eğer bu Mayıs ayında çıkamazsam Mayıs 2022'ye sarkacak. İlla ki Mayıs ayında çıkmam lazım. Mevsimler öyle gerektiriyor. Yani dinlemede kalınız efendim. Teşekkür ederim. Erdem Bey biz teşekkür ederiz. Çok etkileyici bir soru oldu gerçekten. Siz kendinizi doğaya adamışsınız. Ben şahsen tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Sorusu olan, katkısı olan değerli katılımcımız varsa sırayla ben alayım. Buyurun. Buyurun Aydın Hanım. Öncelikle ben Erdem Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Boğaziçi Platformu'nun Çevre Komisyon Başkanı ve üyelerinden biri olarak hakikaten çok hoşuma gitti. Çok da keyif aldım dinlerken. Çok da hassas noktalara parmak bastınız, değindiniz. Biz de Türkiye'de bu plastikle mücadele ediyoruz 15 yıldır. Şu anda az önce 15 dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden randevu istemiştim. Onunla ilgili özel kalem müdürü aradı. Türkiye depozito iade sistemini uygulamaya çalışıyoruz.
Ve bu da kanun taslağı şimdi meclisten geçmek üzere bugünlerde. Onunla ilgili sürekli irtibattayız. Hatta Eylül ayında, 2019 Eylül'ünde Oslo'da 5 Amerikalı parlamenterle birlikte bir aradaydım. Onlar da Amerika'da var olan depozito sisteminin çok kötü olduğunu, işe yaramadığını ve modernize etmek istediklerini söylemişlerdi ve birlikte toplantılar yapmıştık Norveç'te, Oslo'da. Çok da faydalanmıştım onların bilgilerinden de. Şimdi sizin bu anlattıklarınızla beraber o kadar çok plastik var ki doğada, o kadar çok. Ne yazık ki biz bunun önüne geçemiyoruz. Bakın Türkiye'de dünyada 5. sırada, Avrupa'da 2. sırada başarılı bir plastik sanayi sektörü var. Yani böyle bir sanayi var Türkiye'de. Dünyada 5., Avrupa'da 2. sırada. Yani bu aslında bu plastik sanayinin üretmeye devam edeceği anlamına geliyor. Bunun için de ham madde gerekiyor. Ham madde gerektiği için de bizler ülkelerden ithalat yapıyoruz. Şimdi Çin'in almadığı bütün ambalaj atıkları diyelim, aslında atık değil bunlar, ekonomik değere sahip, ham madde değerine sahip ama aması var. Kirli olduğu için de, kontamine olduğu için de bizim bir işimize yaramıyor. Biz atık ithalatı yapıyoruz Türkiye'ye. Bu sanayiyi ham madde yetiştirebilmek için yapılıyor yani, daha doğrusu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek olan bu kanunla birlikte biz önce Türkiye'deki ambalajları yaklaşık 23 milyar sadece içecek ambalajı, artık yoğurt kabı, şampuan falan hariç 23 milyar. Yani biz bunu bir toplarsak öncelikle, 2 sene sonra da diğer ambalajları toplama hedefindeyiz. Çalışmalarımız o yönde ilerliyoruz. Ama hakikaten çok teşekkür ediyorum duyarlılığınıza. Bir dağcı olarak, bir kaya tırmanışçısı olarak, bir yelkenci olarak, okyanusları aşmış bir Guinness Rekorlar kitabına geçmişsiniz diyorum ben ve rekorlar kırmışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Çok da teşekkür ediyorum duyarlılığınıza. Platformumuzda böyle bir sunum gerçekleştirdiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Aydın Hanım. Başka sorusu, katkısı olan var mı acaba? Buyurun, buyurun. Sesiniz, evet. Merhaba arkadaşlar. Hüseyin Bal, İlk Yer. Merhaba. Merhaba Erdem'cim. Çok güzel bir sunuştu. Tabii Erdem'in yaptıkları veya söylediklerini en çok yaşamış olan birisiyim ben. Bu 5 yıl içerisinde Erdem'in işte gecenin ikisinde, üçünde ne zaman olursa biz hangi coğrafyadaysak kalkışı ve çocuklarla konuşması, benim heyecan içerisinde bazen Erdem'den haber gelmeyince acaba başına bir şey mi geldi telaşımız. Erdem'in filmlerinde aslında var bazıları yeteri kadar. Geçen cumartesi günü de benim buradaki mahalledeki arkadaşlara sunuşum vardı. Yani bir gönüllü nasıl olmalı anlatırken Erdem'in bir yerde küreğini çekerken, yani dürüst olmakla ilgili, yani bütün başarılı başarısız yani eşine, ailesine, kardeşlerine, ülkesine, insanlığa borcunu o kadar samimi bir şekilde söylüyor ki ya, aslında böyle bir zorunluluğu yok. Bakın diyorum, yani gönüllülüğün ilkeleri nedir? Kendinizce buna karar verirseniz diye. Yani her şeyiyle müthiş bir insan, söyledikleriyle, yaptıklarıyla muazzam. Yani insanlar pek Erdem'in neler yaptığını, bir tanesini söylemiştim ama bir tanesini söylemeyi unuttum galiba. Erdem'e bugün o aklıma geldi. Şarkışla'daydık. Şarkışla'da ki yatılı okulun herhalde bahar günüydü falan. Bahçede geceliğin bağlanıyoruz. Geceliğin, Şarkışla'nın büyük bir şeyi vardı, bahçesi vardı. Ve ilçe merkezinde yatılı okul, çevrede evlerdeki insanlar da bakıyorlar falan, karanlık oldu, böyle neredeyse bina büyüklüğünde projektörü yansıttık biz
Tesadüfen tabii gündüzlü çocuklar da vardı. Çevredeki çocuklar da geldi. Onların velileri falan geldi. Bir tane hava kuvvetlerinin bir şeyi vardı orada. Şarkışla'da bir üs mü var, bir komutanlığın bir bölümü vardı zamanında Şarkışla'da. Bir asker geldi. Yani gözleri böyle nasıl dolu dolu oldu. Yani insanların o duydukları yani hocam dedi niye dedi bu kadar az biliyoruz diyerekten şey yapmıştı. Yani onun oradaki söyledikleri o gün keşke kayıt olsaydı. Fakat şeydeki Ağrı'dayken Ağrı Hamur'daydık. Merkez Hamur'da. Karadeniz'de bir tane şey vardı. Kaymakam vardı. Hamur Kaymakamı. Tam o akşam etkinlikleri yaptıktan sonra bağlanıyor Erden. Kaymakam yani hakikaten o da gözyaşlarını tutamadı. Yani o kadar müthiş bir şey. O kadar müthiş. Bazıları hiç inanamıyor. Denizli'deydik, Denizli Kale'de. Orada diyorlar yani hocam siz bu videoyu önceden mi çektiniz mi? Bu konuşmalar önce mi? Ya diyorum senin öğrencin konuşuyor. Şimdi ben ne bileyim orada olduğunu falan. Yani böyle inanamadığı insanlar ve hala daha yani öyle bir vurdum duymazlık ODTÜ'de falan Erden'i misafir ettiğimizde yani böyle çok değersizleşti. Yani bu yeni bu sosyal medyanın veya insanların her şeye aynı anda sahip oluşu aslında Erden'in yaptığı gibi muazzam bir emeğin, insanüstü bir çabanın böylesine her şey gibi hak ettiği değeri bulamaması son derece üzücü. Ama bizim çocuklar hala daha işte çocuklardan büyüdüler şu anda. Düşünün yani 2007-2012 diyor Erden. O çocuklar şimdi hakikaten diyorlar böyle Erden abi vardı. Arada bir çıkıyorlar. 10 sene sonra falan 12 sene sonra söylüyorlar. Hakikaten bunlar unutulur şeyler değil. Erden'in yaptığı bağışlar yani okyanusu geçerken dediği gibi Erden'in yani bunun yani ben bir şey yapıyorum siz de bir delikanlılık yapın destekleyin diyor köy çocuklarını hakikaten muazzamdır Erden'in katkıları hep hayalimiz var aslında Türkiye'den giriş yapacak Doğu Beyazıt'tan ben de Erden'in yanında olacağım beraber gideceğiz diye inşallah bunun sonunda yaparız diyor. Anlatacak çok şey var. O çocukların telefonda konuşmaları falan, yani duydukları heyecan, öğretmenlerin bakışı, yani inanılmaz şeyler bunlar. Onun için sağ ol, var ol Erdem'cim. Ben İnşallah teşekkür ederim Selim. planladığım için de biter diyorum. Ben burada keseyim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başka efendim değerlendirmesi olan, sorusu olan? Ben o zaman bir şey sorayım Erdem Bey'e. Şimdi biz Arktik Sefer'e katılan geçen sene ilk ben gruptayım. 7 tane hoca, 7 akademisyen ilk Arktik Bilimsel Sefer'ine katılmıştık. Fakat orada gelmeyen 41 ayrı projenin isteği üzerine çeşitli numuneler almıştık. Siz tabii dünyanın birçok denizlerinde yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Hiç bizim deniz bilimcilerimiz de bu konuda herhangi bir üniversiteden bir teklif aldınız mı Sayın Erdem Bey? Veya düşünür müsünüz, düşündünüz mü? Çünkü o numuneler o kadar değerli olabilir ki bizler için. Bu konu hiç gündeme geldi mi? Denizleri aşarken okyanuslarda benim veri toplamam her zaman mümkün. Buna ihtiyacı olan bilim insanlarımla benim buluşmam gerekiyor bir şekilde. Tanışmam gerekiyor ve onların taleplerini değerlendirmem gerekiyor. Benim Barbaros Hocam, tekne doğru adres sizsiniz. Harika. Benim teknem ufak olduğu için Yok, onu anladım tabii. teknede hacim, ağırlık ve gerekiyorsa buna sağlanacak elektrik vesaire gibi enerji sorunum var. Bunlar kısıtlı. Dolayısıyla minyatür enstrümanlar taşımam
mümkün. Ne bileyim ben, su sıcaklığı olsun. Numune toplamam her zaman mümkün değil. Hele bu numunenin ne bileyim bir buzdolabında, dondurucuda taşınması gerekiyorsa hiç mümkün değil. Ama mesela benim bir filtre sistemiyle ne bileyim ben 100 metreye bir cihaz sarkıtıp oradan benim numune alıp onu tekrar yüzeye çekmem ve o numuneyi bir filtreden geçirip o filtreyi size ulaştırmam gibi çözümler düşünülebilir. Yani bunu, o düzeni almak lazım. Bu nasıl olacak tasarlanması ve benim onu nasıl kullanacağıma dair benim eğitilmem ve deneyin kurallarını, deneyin yöntemlerini benim bilmem gerekiyor ki tutarlı bir şekilde numuneler toplansın. Bu numunelerin toplandığı tarih, konum, mevki bilgileri vesaire, bunların hepsi işlenir. Birlikte, numuneyle birlikte ulaştırılır bilim insanlarına ve onlar gereken istatistiki değerleri, çalışmaları yaparlar. Bunlar mümkün. Ne yapılabileceğini değerlendirmek gerekiyor ve teknimin de kayığımın da o kadar büyük olmadığını hatırlamamız, unutmamamız lazım. Bilmiyorum denk geldiniz mi, hiç bu deniz gliderları var. Biz Svalbard adalarının batısında Grönland denizindeyken bir gün bir haber geldi Paris'ten. Fransızların TÜBİTAK eşiti kurumları, o kaç milyon TL'lik işte ise, o cihaz bozulmuş. Otonom bir cihaz. Sizin gibi bütün dünyayı dolaşıyor. Sıcaklığı, tuzluluğu yani otomatik Paris'e gönderiyor. Şimdi siz bir anlamda glider'ımız gibi sizi tabii yani ki... insan. Şimdi bu otonom cihazların, otonom ne diyeyim, yüzen cihazlar, platformların yapabilecekleri sınırlı. Bunun için özel olarak tasarlanması lazım. Ne bileyim, ısı ölçer, tuzluluk oranı ölçer vesaire. Bir yere kadar gider. Ama illaki bir insanın bulunması ve filtre değiştirmesi vesaire gibi değişik uygulamalar da söz konusu. Hani bir benim kayığımın bu gliderlar gibi tasarlanması ve benim de bir deney platformu olarak okyanus geçişimi sürdürmem düşünülebilir. Ve benim o deneyi toparlayacak bir insan olarak orada bulunmam, yeni başka tür verilerin toplanması açısından faydalı olabilir. Bunlar tabii ki değerlendirilmesi gereken şeyler. Çok teşekkürler. Düşünülmesi lazım. Keşke benim o tür bağlantılarım olsa diyeceğim. Konuşacağız Erdem Bey, ben size arayacağım. Konuşuruz. Lütfen. Sanırım bu akşam o bağlantı kuruldu. Devamı geleceğini biliyorum. Bu bağlantının gerek Barbaros Aldayım'la gerek Erdem'le. Biz de Boğaziçi olarak desteğimizi her zamanki gibi veririz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Önce bir Erdem'le olan bir anımı anlatacağım. Daha sonra da bir şey soracağım. Erdem Amerika'dan Avustralya'ya kürek çekiyor o zamanlarda. Ben her gün, bazen günde birkaç kere internetten Erden'in rotasını takip ediyorum. Şimdi bazen bakıyorum ilerlemiş falan, bazen bakıyorum yerinde sayıyor, bazen de geri gidiyor, moralim bozuluyor. Bu sefer iki gün açmıyorum interneti. moralim düzelsin diye bakıyorum, sonra gitmiş tekrar falan, yaşasın diyorum falan. Tabii Erden bunları ilk defa duyuyor bu arada. Ben böyle sürekli bir şey heyecan içindeyim. Bir akşam Erden'i rüyamda gördüm. Erdem bir sıkıntıda. Yani ama ne olduğunu çözemiyorum rüya haliyle, ama bir sıkıntısı olduğunu hissediyorum. Sabah uyanmaz ilk işim telefonu aldım ve Erdem'e yazdım. Dedim Erdem ya, rüyamda gördüm, bir sıkıntım var dedim. Yazdıktan herhalde bir 10 dakika geçmedi. Böyle uydu telefonuyla bağlandı. Aynen şöyle ha 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 dedi. Rüyalar gerçek olurmuş dedi. Karşımda Erdem. Hatırlıyor musun Erdem bilmiyorum. Deniz suyundan... Deniz suyundan içme suyu yapan cihazın ağzalanmış. O cihazı tamir etmeye çalışıyormuşsun. Benim rüyama girmiş o sıkıntı. Öyle bir şeyimiz vardı, sohbetimiz vardı. Şimdi geleceğim şeye,
Soruma, şimdi bu tekneyi yapıyorsun, yeni tekneyi yapıyorsun, uğraşıyorsun, didiniyorsun, farkındayım, biliyorum. Bir vakıf var ama bir sponsorlar arayışı devam ediyor. Bu sponsor arayışını burada biraz bize anlatır mısın? Bana ve diğer arkadaşlarımıza, yani nasıl bir katkı sağlanabilir sana, nasıl bir destek verebiliriz? Onu bir anlatırsan sevinirim. Sponsor konusu daha en başından beri benim için benim zorlandığım konulardan birisiydi. Bunda bana yön veren, bana fikir veren çok dostumuz oldu. Levent Silamoğlu aramızda, kendisi çok çabaladı. Sponsor arayışında uğraşan birçok dostum var. Ama buna rağmen ne yazık ki Türkiye'den sponsor bulmak kolay olmadı. Bursa'da otomotiv sanayinde faal olan Aktaş Grup'la, Aktaş Holding oldular şu anda, şu sıralar. Buluşmamı sağlayan lise sıra arkadaşım vardı. Onlar beni buluşturdular ve sonra Aktaş Holding'de devam ettik yola. Ufak katkılar oldu. Sunumlar için geldim. Onların bedelleri, sunum bedelleri projeye katkıda bulundu. Ama şöyle bir özetlemek gerekirse, vakıflar için eğitim amaçlı derlediğimiz 100 bin doların üzerinde, 120 bin doların üzerinde bir rakam aktarıldı. Ancak ona rağmen bütçe açığımız vardı. Toplam benim proje masraflarım $500,000 buldu. Tüm lojistik ve diğer masraflar dahil olmak üzere. Bunun yarısı bizim aile bütçemizden çıktı. Sponsorluklar bunun yarısını karşıladı diyeceğim. Büyük bir külfet, kolay değil. Dünya standartlarında proje üretmek için dünya standartlarında bütçe gerekiyor. Yeni proje için, Pasifik'e açılmak için ben çabalamaya başladım. Çünkü eskiden fark ettiğim gibi, önceden de fark ettiğim gibi ben eğer sponsor beklersem hiçbir şeye başlamam mümkün değil. Benim başlamam, onların beni yakalaması lazım. Ben önden gidiyorum. Kendi kaynaklarımla ben başladım. Bu tekne inşaatına, kayık inşaatına. Malzemeleri derliyorum. Harçlıklarımızdan artırarak ve bu inşaatı kendim yapacağım. Başkasına yaptırmaya kalksaydım tekneyi $100,000 falan varan bir rakam söz konusuydu. Tekneyi, elyaf inşaatı falan hepsini ben kendim yapacağım. Daha uzun sürecek, tek başımayım. Bana yardım edecek arkadaşlarım var. Ama bir yerden başlayacağım ben buna. Bu Mayıs'ta benim denize açılmam beklenir, umulur. Ama eğer konu biraz daha uzarsa o zaman Mayıs 2022'de ben denize açılırım. Sorun değil. Ancak ben bir yerden başlayacağım buna. Yurt dışında sponsorluk konusunda çabalıyoruz. Türkiye'de sponsorluk konusunda işte Serkan Koç örneğin belgesel için çabalamakta. O belgeselin belki bir getirisi olabilir. Ben Pasifik'e açıldıktan sonra ve Çin'de yol alırken de benim görüntü yakalamam ve bunun bir belgesele ya da bir diziye dönüştürülmesi şeklinde düşünceler var. Ve bu bir üründür. Bu ürün satılabilirse medya ürünüdür. Televizyon kanallarına vesaire, Netflix vesaire oralara satılabilirse bunun getirisi olacaktır. Bu uzun vadeli planlar bunlar. Ama yine de bir çekirdek kaynak gerekiyor ki ben yola koyulabileyim. Ben denize açılmadan o görüntüler yakalanmayacak, belgesel olmayacak. Dolayısıyla sıfır elde var. Noktasına geliyoruz. Bir yerde o eşiği aşmam ve benim start noktasına varmam lazım. Tekne inşaatıyla başladım. Bunlar vakit alan şeyler. O geçen sürede sponsor arayışı devam edecek. Peki bu tekneyle ilgili inşaat esnasında herhalde bir desteğe ihtiyacım var. Yanılıyor muyum? Yani bir hani... Tabii. Tekne inşaatının masrafları olacak elbette. Ve elde nakit olsa ben örneğin bir
işte elyaf tekne inşaatını bilen, ne bileyim elektrik devrelerini kuracak, yok efendim su sistemini, su cihazını kuracak kişilere parasını verir, yardım alırım. Yani her şeyi kendim yapmak zorunda kalmam ve olay hızlanır. İnşaat hızlanır ve ben projeyi vaktinde bu Mayıs'ta denize açılacak şekilde sürdürebilirim. Aksi takdirde gecikir. Peki bu tekne ne kadar zaman daha inşa etmeyi düşünüyorsun? Çünkü yani yıl bitti. Mayıs'a 5 ay var. Yıl bitti. Benim proje önerime bakılırsa 2020 yılının tamamı işte tekne inşa edilecek, denilecek, sistem kurulacak vesaire şeklinde koca seneye yayılmış proje planım var. Önerimde. 2020 bitti. Evet, 5 ayın var kaldı, Mayıs'a. Kaldı 3 ay bunu yapmak için. Yani 1 sene 3 ay durdurmak gerekecek. Aynen. Mümkün mü bilmiyorum şu aşamada ama ümitsizliğe de kapılmak istemiyorum. Anladım. Yani. O konuda temaslarımı sürecek Erdem'ciğim. Sağ olasın. Rica ederim. Barbarosal Bey'im top sizde. Ertuğrul Bey el mi kaldırdınız? Teşekkür ediyorum. Buyurun. Benim bir kere hani nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde Levent Bey beni bu gruba dahil etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Rica ederim. Şeref verdiniz. Benim ismim Ertuğrul Kumcuoğlu. Ben eski bir bürokrat ve politikacıyım ve diplomatım. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve tahmin ediyorum grubunuzdaki en aykırı kişiyim. Çünkü tahmin ediyorum pek çok insan birbirini tanıyor. En azından bu grupta birkaç kişi. Beni bir Levent Bey nasılsa nereden tanıyor onu da ben çıkaramadım. Kendisi... Ben Kıbrıs'tan. Lütfen bana bir uygun şekilde telefon numaranızı ulaştırırsanız bizim WhatsApp'dan memnun olurum. Evet, hay efendim. Şimdi ben son derece etkilendim Erdem Bey'in şeyinden, sunuşundan. Bir kere dedim ki kafamda birden bir şeyler belirmeye başladı. Aslında bizim bir sivil toplum örgütü kurup uzaktaki değerlerimiz diye... Erdem Bey ve benzeri çocuklarımızı tanımamız evvela kendimizi sonra da Türk toplumuna tanıtmamız lazım. Fevkalade güzel işler yapıyorsunuz. Erdem Bey sizi kutluyorum. Bir kere cesaretiniz için kutluyorum. Bu işler kolay yapılacak işler değil. Hele bizim gibi tabirimi koyduğum eski kafalı kimseler tasavvurunun çok ötesinde bu işler. Biz daha basit, daha sade şartlarda büyüdük. Bunları ancak masallarda, romanlarda veyahut da Jules Verne romanlarında görürdük. Meğer gerçekmiş. Yani müsaade ederseniz sizi ben Türkiye'nin ikinci Evliya Çelebi'si diye nitelendirmek istiyorum. Yadırgamazsanız eğer Evliya Çelebi olduğunu. Şimdi tabii yani... Yalnız yani bu kadar kapsamlı, bu kadar önemli, bu kadar derin, bu kadar anlamlı bir çalışmanın böyle az sayıda insan tarafından izlenmesine de biraz hayıflandım. Bunun bir kere geniş bir kütleye ulaştırılması lazım. Onun için Levent Bey sizden bunun ben şeyini isteyeceğim. CD'sini veyahut da benzeri bir şekilde bunu daha çok geniş bir yere kimselere ulaştıralım. Tabii bu arada ben bir hayli farkındasınız artık yaşımız ilerledi. Etkin olduğumuz çevreler de giderek küçüldü, daraldı. Ama buna rağmen Erdem Bey'in çabalarına katkıda bulunacak ne yapılabilir diye düşüneceğim bu arada. Fazla uzatmayayım, fazla bir de beklentiye sokmayayım sizleri ama sadece teşekkür edeyim. Yani size ve Levent Bey'e başarılar diliyorum. Çok önemli şeyler yapıyorsunuz. Lütfen yani Türkiye'nin sizlere sahip çıkamamış olmasından da üzgünüm. Sağ olun. Var teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. Size ufak bir anımı anlatayım. Ben hazırlıkta orta birdeyken Bornova Anadolu Lisesi'nde yatılı okumaktaydım. Ve hocalarımız bir siyah beyaz televizyon buldular. Okul girişinde merdivenlerin üzerine kurdular bunu. Biz bunun önünde yığıldık ve ayda astronotların yürüyüşünü naklen izledik siyah beyaz televizyonda. Apollo 17 idi o. Ve o an ben bir çocuk aklımla ben astronot olacağım demiştim kendi kendime. Ondan sonra annem babam yanımda değildi. Hocalarımız bu konuda herhangi bir etüt yapmadılar. Niye seyrettiğimizin farkında değiliz.
ne düşündünüz, ne öğrendiniz diye soran olmadı. Ve o çocuk aklımda dedim ben Türk'üm, bütün astronotlar Amerikalı, o halde ben olamam deyip işin içinden çıktım. Ve o zaman ben 11 yaşındaydım, belki 12 yaşındaydım. Ve bir çocuğun hayatında bir dönüm noktasıdır o. Gördüğümüzü oluyoruz, örnek alıyoruz başkalarını ve onlar bize yol açıyorlar, yol gösteriyorlar. Bir çocuk ben olamam derse vazgeçiyor ve hayatının akışı o noktada değişiyor. Ben bugün astronot değilim. Bu önemli. Çocuklarımıza biz de yaparızı göstermek eğer benim bir başarım ise ben tatmin olurum. Eğer onu başarabilirsem, çocuklarımıza biz de yaparızı ispat edebilirsem, gösterebilirsem ne mutlu bana. Ertuğrul Bey, tekrar merhabalar Sayın Büyükelçim. Türk Kıbrıs grubunda beraberiz. Ben bu Erden'in sunumunu Türk Kıbrıs grubuna yollamıştım. Herhalde oradan siz okudunuz. Telefon numaranızı aldım gruptan. Ben sizi efendim rahatsız edeceğim. Bu sunumlarımızı Boğaziçi Deniz Kültürü Spor ve Çevre Platformu'nun YouTube kanalı üzerinden birkaç gün içerisinde yayınlıyoruz. Katılımcılardan da YouTube kanalımıza abone olmalarını rica edeceğiz sayıyı artırmamız açısından. Telefonla efendim konuşacağım. Ben size daha detaylı bilgiler vereceğim. Teşekkür ederim. Saygılarımla. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Başka katkısı sorusu olan var mı acaba? Evet. Gördüğüm kadarıyla yok. Erdem Bey, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Kapatacağım. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Davet için çok teşekkür ederim Sayın Levent Karataş. Güzel. Peki. Rica ederim. Sizin bilgiler vereceğim. Gelişmeleri göreceğim. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Efendim.